We know the scent of flowers and fruits. We know the smell of the soil that meets the rain and what we call excellent. However, we do not know the smell of the shop whose smell chills its masters to the bone. Those are the streets of Cumalıkuzuk, village of Bursa, with unpaved and stone roads. And there is a man plodding along the street slowly. After he said, "I would be a master," he led a 67-year life walking on those streets. Selamünaleyküm. Abi, burada mısın? Ya anca geldim ya. Ne oldu, hayrola ya? Ya vakit bulamıyorum. Adım Yılmaz Çam. 67 yaşındayım. Doğma büyüme bu köylüyüm. 55 seneden beri çalışıyorum. Bırakamıyorum. Devamlı dükkana gelip bu kokuyu almadan günüm geçmiyor. Yılmaz Çam's eyes move to tears while he says, "I miss the smell my shop." The shop that he smelled for the first time at the age of 11 and that he still misses despite being 67. We listen to his story so that we can also pick up the scene of his shop. Dated back to the 60s, this story begins like a migration story. People going from village to the city migrate from quiet, calm villages to crowded cities, leaving the lands they would miss later. Yılmaz Çam joined this migration group with his three siblings and settled in Bursa. His two brothers started to work in Bursa Knife Makers Bazaar after the apprenticeship and journeyman period. They opened a shop for themselves with the advice of their fathers. 60 senesinde Bursa'ya gittik. Bursa'ya gittik. Babam, büyük abim birileri bir sanata verdi. Sanata verdikten sonra onlar çalışıyordu. Aradan 3-5 sene geçtikten sonra abilerim bu işi öğrendi. Kendimize dükkan açmayı düşündüler. Düşünürken ben tabii ufaktım. O zamanlar okula gidiyordum. Okula giderken onların yanında bir şeyler yapmaya çalıştım. Çalışırken elim yatkındı her şeye. Tabii abilerim usta olmuştu. Ben daha çırak olarak devam ediyordum. Okuldan sonra çıktığım zaman dükkana uğrayıp bir şeyler yapma abilerimden gördüğünü bir şeyler yapmaya çalışıyordum. He gets a determinant to describe his life from that day on. Yılmaz Çam, apprentice. He learns to take responsibility, to do business, and to develop his skills. He realizes that the apprenticeship teaches him not only to work, but also to live, to be happy, and to get along. He goes on to do what he learned here for the rest of his life. Çok da otlanmış ya yer. Evet. Burasının otu öyle. Yani her bahçede böyle değil. Otlanıyor burası nedense. Ne bileyim artık. Şeyinden mesela o tarafı hiç kullanılmadı. But the shop where he works is not an ordinary shop. Because that shop was set up by the breaking of some chains. Now, let us listen to Mr. Bahattin Çam, the elder brother of Yılmaz Çam. Ben yani bir başkasının yanında, ustanın yanında çalıştım. Yani aşağı yukarı iki yıl kadar. Ondan sonra rahmetli babamız dedi ki öğrendin artık bu sanatı. Öğrendiniz dedi yani abim de var benim. Dükkan açıldım benim.
O zamanlarda öyle hemen 2 yılda, 3 yılda kimse dükkan açamazdı. Yani ustalar izin vermezlerdi. Biz o şeyi, zinciri kırdık, dükkanı açtık. Yani diyeceğim, o dükkanı o çarşıda aldık ve başladık çalışma. Tabii küçüğüm ben. Yılmaz da işte benden 4 yaş küçük. Ama ben 2 yıl çalıştığım için yani biraz daha öğrenmiş oldum. 2-3 yıl sonra da Yılmaz geldi yanımıza. Yani hiçbir usta öyle 2 yıllık bir çırağa müsaade etmezdi dükkanın açılmasına. Yani en azından 5-6 senelik olacaksın ki o usta sana mesela örs verecek, çekiç verecek, efendim mengene sana hediye olarak. Yani sen bende çalıştın, artık usta oldun, bunlar benim hediyem diyecek. Ama biz ne yaptık? Rahmetli babam, hadi dedi, öğrenmişsiniz, dükkan açalım dedi. Kimseyi dinlemezdi rahmetli. Velhasıl açtık dükkanı. Biz işte o dükkanda beraber 3 kardeş beraber çalışıyorduk. Yediğimiz içtiğimiz birdi yani. Bir kırgınlık şimdiye kadar olmamıştır. Olmayacaktır zaten. 2 tane de kalfamız vardı. Kalfamız beraber 5-6 kişi çalışıyorduk yani. Ve bak o anımı hiç unutmam. Davoso diye biri vardı. Davoso yani şey... Toptancı. Toptancı. Rum oluyor değil mi onlar? Davut Bentire adı. Davoso diye yazardı böyle şeyde. İstanbul'da büyük bir tüccardı o. O geldiği zaman bütün o ustalar etrafını dolaşırlar. Bütün benden almalı falan diye. O adam da biz küçüğüz ya abim, ben küçüğüz. Ufacık o çocuklarız. Kuzum ne yapıyorsunuz siz burada? Öyle derdi. Ondan sonra işte yapıyoruz bir şeyler. Kaçı bunlar? Şu fiyat. Tabii bütün ustalar böyle başlarını çıkartıp böyle bakıyorlardı dükkanın içinde. Bak bunlardan ne kadar olursa hepsini ben alacağım. Ve o zaman yapıyorduk. Gücümüz yetmiyordu. Böyle çakıları açmak için tırnak yeri vardır. Onu mesela vurduğun zaman onun iz yapması lazım. Vuruyoruz vuruyoruz, iz yapmıyor. Adam kuvvetin, eline aldı bir türlü açamıyor çakıyı. Kuvvetin yetmiyor. Çünkü tırnak yeri derin değil. Açamıyordu. Bak kuzum biraz daha bunları yapabilir misiniz? Yapamaz mısınız? Falan derken yıllarca o adama mal yaptık. Ve adam sürekli geldiği zaman hemen bize uğrardı. Yani küçüğüz diye. Bak o adam yabancı şey, ecnebi mesela. Tahtakale'de en büyük tüccar oydu. Küçük diye bize şey gösterdi adam. Yani ne güzel değil mi huyu? Yabancı yani bu. Müslüman değil, Türk değil. İşler o zamanlar yoğundu. Böyle sandıklarla mal yapıp gönderiyorduk İstanbul'a, Ankara'ya. Malları gönderiyorduk. Ve tüccar geliyordu. Bana şunlardan lazım. Onları hazırlıyorduk bir hafta boyunca. Ondan sonra cuma günü gönderiyorduk. Cumartesi günü paramız geliyordu. Babamıza teslim ediyorduk parayı. Sabahleyin erken kalkıp akşama kadar çalışıyorduk. Yanımızda kalfalar falan vardı. Abilerim de var. 5-6 kişiydik. Haftada 300-400 tane bıçak yapıyorduk. Bu yaptığımız zamanlar da tabii devamlı çalışmıyorduk. Öğlen paydosu diye bir paydosumuz vardı. Yemek yiyorduk orada. Ondan sonra bir saat şeyimiz vardı. İstirahatimiz vardı. İstirahatimizi yaparken top falan oynuyorduk o zaman da. Tabii gençlik de vardı. 300 tane kadar dükkan vardı orada bıçakçılar çarşısında. 300 tane dükkanın 100 tanesi bıçakçıydı. Beraber orada çalışıp çay içmeye gidiyorduk karşı komşumuza. Onlar bize geliyordu falan. Öyle günlerimizi geçiriyorduk. Herkesin işleri çok güzeldi. Hiç boş vakitleri yoktu. Kurban bayramları daha sıkıydı. Onun için bu Kurban bayramında bıçak çok önem verildiği için bütün kalfalar, çıraklar, ustalar çalışıyordu yani.
The knives produced by the three brothers, working shoulder to shoulder in the Bursa knife makers market, soon began to be heard, and they zoom ahead day by day. The knives produced with great efforts on weekdays, purchased by wholesalers and sent to different cities of Turkey. On Saturdays, payments are made in return for their labor, thus another week ends. These three brothers, who make their art in 100 shops, continue to operate this shop and turn steel into knives for many years. Herkesin bir bölümü vardı. Sen şunu keseceksin, sen bunu yapacaksın. Herkes şimdi bir ustadı yani. Sen hangi bölümü yapıyordun? Ben her şeyi yapmaya çalışıyordum. Everything is going well. Yılmaz Cam continues to manufacture knives with his brothers. In the Bursa Knife Makers Bazaar, apprentices are promoted to journeymen, while journeymen are promoted to mastership day by day. The day begins with the sound of good deeds, and it's slowly beaten out by the sounds of hammers. And people who are happy to produce return to their homes every evening. Although they make and sell the same products at close quarters, they do not have eyes on each other's earnings. On the contrary, they watch over each other. They are so interconnected that one morning when you are in a shop that does not open... Bak size şöyle bir şey anlatayım. Hıdırlar zamanı, biz devamlı 7'de 8'de diyelim, dükkanı açıyorduk kahvalarımızı, çıraklarımızla. Derken yan komşumuz diyelim gelmedi. Niye gelmedi diye merak ederdik. Onun dükkanının önüne ısırgan diye bir şey bağlardık böyle. Ondan sonra kapının önüne kapatırdık. Kapının önüne bir masa, üstüne yiyecekler koyup dükkan sahibinin gelmesini beklerdik. Gelirdi. Ondan sonra oradaki eğlentiyi o da katılırdı. Ve yaptığımız masrafı şeyi dükkan sahibine ödetirdik. Ceza olarak zaten o da biliyordu öyle şeyler olacağını. O kadar yani. In the knife makers bazaar, the hammer sounds decrease first. In the front of the shops, the shopkeepers start to stand instead of customers. Because now, wholesalers have started to import knives from abroad. Yılmaz Cam and his brothers start to struggle for the continuation of the shop they established. However, they are driven into a corner on both sides. On the one hand, very cheap knives brought from abroad. On the other hand, mechanization started in manufacturing. It is no longer possible to compete. Kazandık. Ya çok şükür ama işte ondan sonra bu şey Çin'den gelen mallar falan oldu ya. Bundan 15-20 sene önceydi. 20 seneden fazla olmuştur oldu. Ya. Yani çok ucuza gelince bizim sanat yavaş yavaş ölmeye başladı. Yani herkes işini bıraktı, kimisi fabrikaya girdi, dükkanını kapatanlar oldu. Yani çoğu kapattı zaten. Kapatmayan zenginler de. Onlar da şey yaptılar yani büyük işlere girdiler. Senin benim ustalarımı aldılar, kendi yanlarına fabrikalar kurdular. Şimdi bütün Anadolu'ya tur yapmaya başladılar o zenginler. Ben de aldım böyle bir araba. Adam da tutardım, şoför de tutardım. Hem mesleğimi yapardım, hem de bütün Anadolu'yu gezerdim. Yani böyle ben de aslında götürdüm Anadolu'ya. Yaptığım işleri götürdüm ama elimdeki sadece çantayla götürdüm. Yani koliyle götürdüm. O Bursa'da nerede kaldırıyorlar? Adapazarı'na gidiyordum. Ya anca gelebildim diyordum. Ama ne yapıyordum? Kendi yaptığım işin haricinde başkalarından da mal alıyordum. Onları az miktarla tekrar ağızlarını biliyordum. Çok güzel biliyordum. Şimdi o adam, o tüccarların, büyüklerin yaptığı da onlardan da mal alıyorlar. Ama kesmiyormuş hiç. Beni o yüzden bekliyorlardı. Bursa'da nerede kaldın? Götürüyordum işte kaç deste lazım? 3 deste sebze bıçağı, işte 2 deste ekmek bıçağı. Onları böyle dağıta dağıta. O zamanlar şey vardı. Ne derler? Züccaciye. Şu anda da vardır değil mi? Züccaciye. Bütün mesela şeylerde, semtlerde züccaciye vardır. Hani bardak, çanak, şunu bunu satanlar. Çeyizlik eşya alanı.
Onlarda mesela takım olurdu. 6 çatal, 6 kaşık, 6 bıçak. Bunlar meyve üzerindedir. Onlarda mesela kutu kutu yapardık. Beraber de çalıştık Yılmaz'la. Onları da alırdım, götürürdüm. Beni böyle yolda beklerlerdi. O şey, dükkan sahipleri. Ve çok da memnun oluyordum. Hele Adapazarı'nda bir yer vardı. Onun adı da şeydi. Demir Yolcular Kooperatifi. Oraya bir mal verdim. Aşağı yukarı 3 ay, 4 ay, 4 sene, 5 sene oraya çalıştık. Adama götürüyordum bütün oranın yetkilisine malları. Ne varsa hepsini alıyordu. Ama parasını vermiyordu. Sonradan veriyordum. Yani bir daha götürüşümde eskisini veriyordu, yenisi kalıyordu. Sonra benim abim işte, büyüğümüz vardı. Beraber gittik. Bizde bir 56 şavrı vardı. O arabayla gittik. Hem dolaşıyoruz. Buraya uğralım dedi. Bayram üzeriydi. Dedi ki, ya Vahattin, paramız da yok. Buradan parayı alalım. Ya şimdi bunu vereceğiz. Eskisini alacağız tabii dedim. Yok, bunu da alacağız. Dedim bak, öyle yaparsak adamla ben anlaşırız. Yani öyle anlaştım. Sonra dedim almaz bir daha mı? Almazsa almasın dedi bana. Ya abi yapma etme falan dedim. Yok. O pek konuşmasını hiç sevmiyordu. Konuşamıyordu da. Ben bütün pazarlama işleri ben yapıyordum. Velhasıl adama dedim ki, bak birader dedim, bu verdiğimiz malların da parasını istiyor. O dedi ki bak, anlaştık ya seninle. Eskisini vereceğim, yenisi kalacak. Ondan sonra ben dedim olmuyor yani. Tamam dedi, vereyim dedi. Ama bir daha da mal getirme bana dedi. Zaten işler de bozuktu hani, dedim ya. Çin'den falan geldi. Ondan sonra tamamen durdu. Adam da almadı mal. Dışarıdan aldığım malları da satacak bir yerim yok. Eskişehir'e gidiyorum, işte Bilecik'e gidiyorum, falan yere gidiyorum ama olmadı. Olmayacağını, işten soğumuş oldu. Yoksa çok iyiydi. Yani yapardım, yine yapardım. Biz de yani baktık işler temelli şey yapmaya başladı, azalma. Başlayınca kapattık biz de. 2000 senesinde Cumalgızı köyüne geldim, yani buraya. Cumalı Kuzik, one of the few villages that have survived since the last period of the Ottoman Empire. Yes, he could continue his art in his village. He had abandoned his technology-defeated shop, but would not give up on his art, because there were those who loved him and his friends from where he came. And this was his earth, the first air he sniffed. In the 60s, there were hundreds of knife craftsmen in Bursa. Towards the year 2000, although the shops of the craftsmen were closed one by one and everyone quit their profession, he collected his materials, came to his village, and established his workshop again. Burada
telefonla siparişlerim oluyordu. Onları yapıp Ankara'ya, İstanbul'a gönderiyordum. O zaman işlerim çok güzeldi. Ufak tefek bıçaklar yapıp sipariş üzerine satmaya başladım. Yılmaz için iyi oldu. Yani köyde arkadaşları da çok. O benden daha iyi tanıyor. Ben daha sonra geldiğim için hep ona soruyordum. Köyde kim var, kim yok. Yani bunun adı ne falan diye bana kızardı. Yani bu falanca, bir falanca. Burada lakapla anılır ya. Bunların lakaplarını biliriz işte. Yılmaz abi, en son yaptığın bıçakları sattın mı be? Sattım, kalmadı elimde hiç. Ya abi bize lazımdı 3-5 tane. Onlardan bir bırak da bak bizim bıçaklar körerdi. Ya körerse biliriz onları, ne olacak? Bilal abi, ama yenisi lazım abi. Eski bıçaklar saptırı matları koptu abi. He, vardı bir tane kırık vardı. Aynen, benim bana da lazım abi birkaç tane ver ya. Orada da yer. Neyse, yeni model çıkardığın zaman abi bize bırak 3-5 tane. Aynen 3-5 tane bırak ya. Olur olur. İşe aramamız lazım ya. Yaş oldu, 67 oldu. Kaç sene oldu emekli oğlu abi bu işten? Emekli olalı 2 sene önce oldu. Oo, iyi. Çok çalışmış. 45 sene yapmış, az değil. 45-55. İkinci emekliliği hak etti bu. Bir emeklilik aldı, ikinci yıl emekliliği de aldı yine. Evet. Tabii. Abi getir bakalım ya, boğazımız kurudu ya sabahtan beri çay. Yılmaz abi, hatırlıyor musun? Köy üstünde akşamı top oynamaya gidiyorduk. Ya 18 kişi bir tarafta, 18 kişi bir tarafta oynuyorduk ya. O zaman gençler kalabalıktı. Gerçi biz giremiyorduk, hani siz bizden büyüktünüz. Biz tabii yolun kenarında bekliyorduk. Hani biri çıksın, sakatlansın veya top kalsın, tutalım, verelim diye uğraşıyorduk. Ama bunlar tabii çok kalabalıktı abi. 18 kişi oynuyorlardı tek bir tarafta. Abi insan kalabalık o zaman, herkes tarımla uğraşıyor. İşe giden yok, okula giden yok, dışarıya. Herkes burada. Bahçeden, işten kaçan. Şaptal'dan geçen, elmadan geçen, çilekten geçen top oynamaya akşam üzeri. Yani 5 olsa bile top oynamaya yine kaçardı ya. Ya bak, benim evde hayvanlar var, hayvanlara bakmazdım, top oynamaya giderdim. Öyle abi. Babam da kızardı, lan bu niye elde lan derdi, terlemişsin, hasta olmuşsun. Adım duyulmuş ki Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'nın müdürü beni geldi, burada buldu. Burada bıçak şeyleri, resimleri getirdi. Onlara bakıp aynısından yaptım. O da memnun oldu. Bu seneler sürdü. Devamlı yaptım. Her sene 25-30 tane yapıyordum. Çok fiyatlıydı onlar o zamanlar. Kalın bir çelikten. Bu müzisyenlerin kullandıkları bıçaklar. Öyle devam ettim yani. When the place where Mr. Bahattin Çam, the brother of Yılmaz Çam, earned his livelihood closed, Mr. Bahattin Çam, who was looking for his bread in different places, did a lot of work to find the old taste. He tried to make bargains. He sold knives as a peddler. He tried selling supplies to the glassware. And finally, he devoted himself to these lands you see, so that the soil can present its wealth to him. This land was not just a place where he earned his living. He also had his loved ones here. And most importantly, his beloved brother Yılmaz Çam lived here. Ne iş yapayım diye düşünürken pazarcılık yapayım dedim. Pazarcılık yapmak için de işte ne lazım? Terazi lazım, şu lazım, bu lazım. O zamanlar burada şey vardı, hal. Yakındı. Oradan halden malları almak için bir skodamız vardı. İşte skodaya koyduk malları, getirdik. Şimdi Yılmaz çalışıyor, devam ettiriyordu. Benim abim devam ettiriyordu. Ben kaldım ortada. O pazarcılık benim için iyi bir diye düşündüm. Aldık işte pırasasını, bir şeyini, patlıcanını, domatesini derken patatesleri falan. İşte 5 tane pazarım vardı. O pazarlarda bir gün işte şeye, cuma günü işte falan yerdeydi. Efendim Yıldırım'da salı günüydü falan derken bir eğitimde bir pazar yeri vardı. Orada böyle yokuştu. O pazar yerinde bütün herkes patatesleri falan diziyor ya. Pazarcılar hani malım satılsın diye. Ben de böyle dizdim onlar gibi. Kadın biri geldi. Sen alttan ya, çekilir mi? Alttan çekti patatesi. Patateslerin hepsi birden. Nasıl aşağıdan, ben şimdi arkasına koşuyorum. Hani önüne geçip de
şeye benziyor. Bir türlü olmuyor ki. Yani patatesleri çoğu gitti. Artık oradaki esnaf olsun, oradaki insanlar, gezinen insanlar topladılar falan getirdiler ama dedim ya ben bu artık yapmayacağım bu işi. Bu olmaz çünkü. Yani zaten herkes mesela aldığı malı satabiliyordu. Benim elimdeki mallar kalıyordu. Çünkü o işin erbabı değildim. Adam bağırıyor mesela. Oo işte patlıcanlar kara kara, biz de verdik buna para falan. İşte domates de başka şey, patates de başka bir şey. Adamlar söylüyorlardı, satıyorlardı malını. Ben utanıyordum da. Yani bir şey söyleme. Hatta işte Sevim'in annesi vardı. Adı neydi? O dedi. Yaratıma gelmiyor. Bak ne güzel dedi, pazar dedi, bizim pazara gelmişsiniz falan dedi. O eski mahallemizde oturan bir kadın vardı. O da oraya eğitime taşınmış. O gördü beni işte. Dedim artık, onun adı neydi işte bilmiyorum, şu anda unuttum da. Dedim ben bırakıyorum bu işi. Yapmayacağım dedim. Kadının biri geldi dedim, patatesleri böyle yaptı. Ben dedim bu işi bırakıyorum. Bıraktım. Ondan sonra işte bu eski şeylerden, bıçakçılardan bıçak aldım, çakı aldım. Onları gittim seyyar satıcılık yaptım. O belediyeyi bilir misiniz? Bursa Belediyesi'nin önünde. Çiçek ızgaranın orada. Çiçek ızgaranın orada. Bayağı bir sene, iki sene durduk orada. Bir arkadaş daha vardı. Oradan bizi kaldırdılar. Zabıta hiç şey yapmıyordu yani, aman vermiyordu. Belediye başkanına git, komisere git, bilmem ne, rica, minnet derken biz de öyle şey yaptılar. İşte herkes araba yaptırsın dediler. Bir araba yaptırdık. Buraya etiket koyun, seyyar satıcı olduğunuz belli olsun. Hepsini yaptık. Bir türlü o işte olmadı. Ama yine 2-3 sene devam ettim yani o işe. Bak yapamıyorum, görüyor musun? Yaşlandım da. Yaşlandım. Ben sana söylüyorum, yaşlısın diyorum, sen inanmıyorsun. Bak, dur şimdi ayağını kaldır ya. He? Şimdi düşmeden, tamam. Bak ben patates dahi diktim. Ha nerede? Patatesler burada ama otlar içinde kaldı. Şey gelmişti, benim damat geldi dedi, İrfan. Ha. Bak oymuş, patatesleri çıkartmış bunlar. Yok ya. Şimdi şuralarda hep var. Onları da... Ama o otlarını kesmen lazım. Kuruyunca şey olmuş oldu. Yani çapa bakmıyor. Kayboldu. Şimdi biraz şey olursa yeniden bakacağım buralarda. Toprak kuru olduğu için. Bu çuval patates çıkar orada. Hem de Ali'yle torun var ya. O dikti onlara. Yarımından kestim. O kadar büyüktü ki. Biliyorum ya, biliyorum. Abi oradan tam... The story of Yılmaz Çam may not be regarded as a success story because it is not turned into a factory. In fact, his having to return from the city to his village can be perceived as a regression. Or his story can read like an ordinary story because it did not make him famous. But his story is a success because he did not change his path despite the difficulties he faced. A perseverance for saying, the place where I make my art is not important as long as I can do it. A love for telling people what it is to be a true artist. It is a story of courage for someone who loves his job sharpening knives, even though his eyes do not see as before. And his story tells that what is learned through apprenticeship will never be forgotten in life. The scent of Yılmaz Çam shop can now be smelled by those who can say, continue your profession to the end. In the streets of Cumalı Kızık village. Because that shop smell, dust and smoke for those who don't know. For those who know, perseverance is the story of art. Because that scent keeps those who say, I am an artist alive, even if it doesn't make people enough money to have bread.